Yalnız kaldın, dil senin arkadaşın. Nasıl arkadaşın olur dil? O dil zikrederse senin arkadaşın olur. Zikrederse. Eğer o dil zikretmezse senin arkadaşın olmaz yalnızken. Sufiler bir nebze yalnızlığı severler. Sufi gün içerisinde biraz yalnız kalmalı. Böyle hayatın o debdebesinden, hayatın o vahşetinden biraz kendini kenara çekmeli, ayıklamalı. Mesela Müslüman için 5 vakit namaz farzdır. 5 vakit namaz Müslümanı kendisiyle baş başa bırakır. Cemaatle kılsan dahi baş başasındır kendinle. Ve Allah'la yüzleşmedir namaz. Allah'la cemalleşmedir namaz. Allah'la sohbettir namaz. Allah'la irtibat kurmaktır namaz. Ve namaz insanın kendi iç dünyasında kendisine dönmesidir. Sufiler günlük ders çekerler, virt çekerler. Aslında o sufiler o virdi yalnızken çekmeye gayret ederler. Hatta eski Nakşibendiler kafalarından aşağı örtü örtüp derslerini öyle çekerler. Biz cehri zikrullah erbabı, biz celvette halvet yaşarız, kalabalıkta halvet yaşarız. İnsanın biraz böyle halvete ihtiyacı vardır. İşte o halvet esnasında senin zikrullahın, senin dostun, arkadaşın olur. Ve o zikrullah sende dil ile başlar. Bakın dil ile başlar. Dilin zikrullahla ıslak olsun. Dil bu noktada devreye girer. Senin o dilin normalde arkadaşın, dostun gibi olur. Seher vaktinde kalktın, namazı kıldın. Namazı kıldıktan sonra oturdun. Herkes yatıyor, herkes uyuyor. Genelde öyle oluyor ya. Yani uyandırmaya kalkıyorsunuz, hane halkını pek uyanmak istemiyorlar. Öyle ya. Herkesin o kadar çok işi var ki, bir tek sabah namazına kalkmaya böyle güç yetiremiyorlar. Ne işler yapıyorlar? Bulaşıktı, çamaşırdı, okumaktı, üniversiteydi, sınavlara hazırlanmaktı, sınavdı. Allah'ım ya Rabbi, bitmiyor o işleri. Sabah namazına gelince pert herkes. Bu yeni değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ehl-i Beyt'in kapısına vuraraktan namaza çağırırdı. Hazreti Fatıma annemizin kapısına vururdu. Kapıyı çalmak sünnet. Hanenizin içinde namaza kalkmayan varsa kapısına vurun, sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimizin kapısına vururdu 6 ay boyunca. 6 ay boyunca her sabah Hazreti Ali Efendimizin kapısını vurdu. Hazreti Fatıma-tü Zehra annemizin kapısını vurdu. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temizlemek istiyor diye ayet-i kerime okudu onlara. Bizim de evlerimiz, bizim beytimiz, evimiz, hanedeki insanlar da bizim evlatlarımız. Biz kıyamıyoruz sabah namazını kaldırmaya. Biz yani olmuyor. Evlatlar kıymetli ya, sabah namazından kıymetli. Eşler sabah namazından kıymetli. Eşleri de kaldıramıyoruz. Dil bir hayır istemiyor sabahleyin. Eyvallah, sabah namazına kalktın. Herkes yatıyor ya, uyuyor ya. Sen zikrullahla baş başa kaldın. Dilin ne oldu senin? Arkadaşın oldu. Enis'in arkadaşın oldu. Dil zikrullah yaptığı müddetçe senin arkadaşın. Hem de var ya en değerli arkadaşın. En kıymetli arkadaşın. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki
Allah'ı zikretmeden çok konuşmayın dedi. Allah'ı zikredin. Çok konuşmayın. Allah'ı zikredin dedi. Hadis-i şerif devam ediyor tabi. Allah'ın zikri dışındaki sözler kalbi katılaştırır dedi. Dikkat edin. Allah'ın zikri dışındaki sözler kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise Allah'tan en uzak olduğu kimselerdir. O zaman kalbin katılaşmasın. Allah'ı çokça zikret. Allah'ı zikretmezsen kalbin katılaşacak. Kalbin katılaşırsa ne olacak? Allah'tan uzaklaşacaksın. O zaman Allah'ı zikre başladığında senin arkadaşın ne oldu? Değil.